Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir makarna tarifim var. Sütle pişireceğiz arkadaşlar makarnamızı. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben de ilk defa denedim ve çok beğendim. O zaman hemen videoma geçmek istiyorum. Öncelikle tavama bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağımın iyice erimesini bekliyorum şimdi. tereyağım eridi üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum Birazcık da tuz ekliyorum arkadaşlar. İçine kaşar peyniri de gireceği için çok fazla tuz eklemeyin. Yoksa çok tuzlu olacaktır makarnanız. O yüzden göz kararı çok az. Bir çay kaşığı kadar yeterli oluyor. Karıştırıyorum şimdi kaynamaya başlayınca 2 su bardağı dolusu makarna ekliyorum. Yani birebir oran yapıyorum. Her bir bardak makarnaya bir bardak da süt eklemiş oldum. Çektire çektire bunu arkadaşlar. Şimdi pişiriyorum makarnalarımı. Ben birazcık makarnayı diri seviyorum. Eğer e makarnanızın daha yumuşak olmasını istiyorsanız ekstradan yarım bardak daha süt ya da su ekleyebilirsiniz. Kısık ateşte sütünü çektirerek makarnalarımı şimdi karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bu şekilde pişen makarna gerçekten çok lezzetli ve besleyici oluyor aynı zamanda. Çünkü bütün vitaminleri makarnanın içinde kalmış oluyor. Diğer makarna türleriyle de deneyebilirsiniz bu tarzda pişirmeyi. İsterseniz içine ekstradan baharat da ekleyebilirsiniz. Karabiber, pul biber, köri gibi baharatları ekleyebilirsiniz. Sarımsak rendeleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli olacaktır. Daha da lezzetine lezzet katacaktır. Makarnalarım sütü çekti. Güzel bir şekilde yumuşadılar. Şimdi içine bir kase kadar kaşar peyniri ekleyeceğim. İstediğiniz herhangi bir peynirden de ekleyebilirsiniz. Çedar olur, mozzarella olur. Ve kaşar peyniri ekliyorum ben. Kaşar peynirlerim de eriyene kadar karıştırdıktan sonra makarnam hazır hale geliyor. Mutlaka bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben çok beğendim fakat makarnanın tabii ki sıcak tüketilmesi gerekiyor. Yani piştiği anda sıcak sıcak yenilmesi gerekiyor. Aksi takdirde soğuduğu zaman zaten makarna hiçbir şeye benzemeyecek. Çünkü üzerindeki içindeki kaşarlar donacak. E, Sütte katı bir kıvam alacak, o yüzden sıcak bir şekilde mutlaka yemeniz gerekiyor. Şimdi servisini yapıyorum. Son olarak da doğramış olduğum maydanozlarla e, süsledim üzerine. Görüntüsü, lezzeti gerçekten çok güzel. Sürekli aynı makarna tarifleri denemekten sıkıldıysanız, bir de bu şekilde deneyin derim. Videomuzun sonuna geldik. Lütfen desteklemek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.